Kerim Tekin o doğduğunda takvimler 18 Nisan 1975'i gösteriyordu. Erzincan kökenli olan Tekin İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokula Kültür Koleji'nde başladı. Ancak Mevlana İlköğretim Okulu'nda bitirdi. Küçük yaşta müziğe ilgi duymaya başlayan Kerim Tekin, ilkokul yıllarında şan ve gitar dersleri almaya başladı. Oldukça aktif bir gençti. Lise yıllarında hem amatör bir futbol takımında oynuyor hem de gece kulüplerinde şarkı söylüyordu. Ama sonunda tamamen müziğe yönelmeye karar verdi. 1992 senesinde futbolu bıraktı. Takımdan ayrıldı ve müziğe ağırlık verdi. Gece kulüplerinde, barlarda amatör olarak gitar çalıp şarkı söylüyordu. Bu arada kendi şarkılarını da kaleme alıyordu yine gece kulübünde çaldığı gecelerden birinde menajer Halis Bütünley de oradaydı ve Kerim Tekin'i çok beğenmişti. İşte Kerim Tekin o gece orada keşfedilmişti. Daha sonra es müzik ve raks müzikle anlaşma imzaladı. Bu şekilde profesyonel müzik yaşamına ilk adımını attı. Bu dönemde profesyonel olarak kariyerine başlayan Kerim Tekin, Nisan 1995 tarihinde ilk albümü için çalışmalara başladı. Albümün kayıtları diğer sanatçıların çalışmaları sebebiyle uzun sürdü. Nalan'ın 8 Temmuz 1995 tarihinde yayınlanan Can Suyu adlı ikinci albümünün vokallerinde yer aldı. Ayrıca albümünde yer alan Sana Neler Oldu adlı parçanın sözlerini Nalan'la birlikte yazdı. 1995 senesinde ilk albümü olan Kara Gözlüm müzik marketlerdeki yerini aldı. Albümde Kenan ve Ozan Doğulu kardeşlerin söz ve müziğini yaptığı Cici Baba adlı şarkıyla çıkış yaptı. Daha ilk albümüyle müzikseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. Toplam 10 şarkı olan bu albümde Garo Mafyan, Ozan Çolakoğlu, Zeynep Talu, Şehrazat İlhan Şeşen gibi usta isimlerle birlikte çalışmıştı. Gördüğü ilgi sayesinde kısa zamanda Türkiye'nin pek çok yerinde konserler vermeye başladı. Bu albümün ikinci klibini albümle aynı adı taşıyan Kara Gözlüm şarkısına çekmişti. Şarkı o kadar beğenildi ki hemen müzik listelerine girdi. Hızlı bir çıkış yakalayan Kerim Tekin'e pek çok programdan da teklif geliyordu. 7'den 77'ye Huysuz Show ve Erol Evgin Şov gibi Türk izleyicisinin ilgiyle takip ettiği programlarda çıktı karşımıza. Filmcilerin de dikkatini çekmeyi başaran Kerim Tekin, Miras Yediler adlı diziyle oyunculuk alanında da kendini gösterme fırsatı buldu. Dizide Teoman Çelik karakterini canlandırmaya başlayarak oyunculuk kariyerine başladı. Rabahat Baltacı ve Osman Sede'nin yönettiği dizide Göksel Arsoy, Açeli Akkoyun, Yalçın Dümer, Tarık Tarcan ve Ceyda Düvenci gibi isimlerle birlikte oynadı. Yıl 1997 olduğunda ikinci albümü olan ve müzik listelerini alt üst eden Haykırsam Dünya'ya albümünü Raks Müzik ve Es Müzik etiketiyle çıkardı. Bu arada tarzını da değiştirmişti. Uzun saçları, kirli sakalı ve küpeleriyle tabiri yerinde ise bir başkası olmuştu. Artık tarzıyla genç kızların da gönlünü fethediyordu. Bu ikinci albümde 11 şarkı vardı. Söz müziği Tayfun Duygulu'ya ait olan Kar Beyaz şarkısına klip çekmişti ilk olarak. Listelerde başı çeken bu şarkıda Kar Beyaz'dır ölüm, ellerinden gülüm diyerek o dönem aşıkların sesi olmuştu. Unutulmaz şarkının sözü ve bestesine imza atan Tayfun Duygulu, yıllar sonra meslektaşı hakkında çarpıcı bir gerçeği açıklamıştı. Tayfun Duygulu, TV8'de yayınlanan ikinci sayfa programına konuk olduğunda şunları söyledi söylemişti. Kerim'e iki tane parça vermiştik. Menajeri senin kendine sakladığın şarkı vardır dedi. Benim için soruyor sandım. Var dedim ve mırıldanmaya başladım. Kerim balkondan duydu. Bu parça benim dedi. 20 dakika boyunca ısrar etti. Okuyunca tüylerim diken diken oldu. Onun kısmetiymiş.'' Daha sonra ikinci klibi albümle aynı adı taşıyan Haykırsam Dünyaya adlı şarkıya çekti. Bu şarkı öyle bir şarkıydı ki günümüzde bile halen dinlenmekte. Albümde Şehrazat, Fedon, Hakan Demir, İskender Paydaş, Tayfun Duygulu, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, Zeynep Türkeş, Emre Irmak, Feyyaz Kuruş ve Kemal Albayrak gibi isimlerle birlikte çalışmıştı. 1998 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin en iyi erkek sanatçı ödülü dalında aday gösterilmişti. Pek çok televizyon programına katılan Tekin aynı zamanda magazin dergilerini de süslüyordu. Oyunculuk konusunda da ilk çalışmasında kendini ispatlayan Kerim Tekin, hit şarkısı Karbeyaz ismiyle aynı adı taşıyan filmde ise gazeteci Kemal karakterini başarıyla canlandırdı. Fakat film Kerim Tekin'in ölümü üzerine yayınlanamadı. Meral Konrad'la birlikte Yaz Aşkım adlı yapımın çekimlerine başlamıştı. Bu filmde Kerim adlı bir üniversite öğrencisi ve araba yarışçısına yani başrolü hayat veriyordu. Dizi olarak yayınlanması gereken yapımda Berke Hürcan, Ersin Umulu, Yalçın Bostancı ve Cemali grubu rol almıştı. Kerim Tekin arabaları ve hız yapmayı sevdiği için filmin senaryosuna müdahale etti. Kerim bu yapımda Hız tutkunu, ralli yapmayı seven bir genci oynuyordu. Engin İnal'ın senaryosuna göre Kerim, Berke Hürcan'ın kurşunuyla ölecekti. Kerim, madem film boyunca otomobillerle yarış yapıyorum, finalde de Berke Hürcan'la ölüm yarışı yaptıktan sonra kaza geçirip öleyim dedi. Filmin çekimleri bittikten iki hafta sonra Kerim Tekin konser dönüşünde trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Dizi olarak çekilmesi beklenen yapım, Kerim Tekin'in ölümünden bir ay kadar sonra TGRT kanalında televizyon film olarak yayınlandı ve günün en çok izlenen yapımlarından biri oldu. Kerim Tekin, Reyhan Karaca, Seçil Heper, Alişan, Zafer Peker ve Zerrin Özer gibi sanatçılarla birlikte Afyon Karahisar'da gerçekleşecek olan Sandıklı Termal 98 adlı festivale katıldı. Kerim Tekin festival kapsamında 26 Haziran 1998 tarihinde sahneye çıktı. 27 Haziran'ın ilk saatlerine kadar süren konserde sahnesi tamamlanan Kerim Tekin arkadaşının düğününe yetişmek için festivalden erken ayrıldı. Menajeri Halis Bütünle ile birlikte İstanbul'a yola çıkan sanatçı, gecenin ilerleyen saatlerinde mıcır çalışması olan bir yolda karşıdan gelen bir süt tankeri ile bir kömür kamyonu karşılaşmıştı. Ve mıcırda tekerlekleri kayan kömür kamyonu süt tankerine çarpmıştı. Çarpışma esnasından kısa bir süre sonra süt tankeri yere devrilmişti. Ve hemen arkasında olan Kerim Tekin'in arabasının üstüne çıkmıştı. Kerim Tekin olay yerinde hayatını kaybetti. Halis Bütün'le ise uzun süre komada kaldı. Kerim Tekin daha 23 yaşındaydı ve hayalleri vardı. Hepsi yarım kaldı. Son çalıştığı filmin yönetmen koltuğunda oturan Cem Akyoldaş, Tekin'in üçüncü klip şarkısı olan Akşamlara Tekin ölmeden önce klip çekmeye başlamış. Ancak klibi filmden görüntülerle tamamlamak zorunda kalmıştı. Çünkü Kerim Tekin hayatını kaybetmişti. Sanatçının ölümünden sonra Haziran ayında yayınlanan klibin sonuna Seni Asla Unutmayacağız diye bir yazı yerleştirilmişti. 1 milyonu geçen albüm satışıyla 90'lı yıllara damgasını vuran sanatçılar arasına girmişti. Ölümü tüm müzik dünyasını yasa boğmuş ve Türk pop müziğinin hızla yükselen isimlerinden biri olarak görülen Tekin'in cenazesi Türkiye'nin en kalabalık sanatçı cenazelerinden biri olmuştu. Ölümünden sonra albüm satışları bir buçuk milyonu geçmişti ve şarkıları birçok sanatçı tarafından coverlandı. 2012 yılında İskender Paydaş'ın Zamansız Şarkılar albümünde Kar Beyaz adlı şarkısının İrem Candar'la birlikte olan düeti yayınlandı. Tayfun Duygulu aynı programda, ''Kerim hep ben trafik kazasında öleceğim, ölürsem belki albüm çok satar'' derdi. ''Biz de sen yaşa da çok satsın, öyle şey mi olur?'' derdik. ''Kısmet, bazı şeyler insanın içine doğarmış.'' Kazadan sonra annesinin yanına gittiğimde oğluma neden böyle bir şarkı yaptın diye sordu. Sanki kara haber parçası gibi. Annem ben ne bilirim ben kar beyaz diyerek onun ruhunu anlatmıştım dedim. Birbirimize sarıldık şeklinde konuştu. Acısıyla tatlısıyla bir Kerim Tekin geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.